Oğlum o ne lan? Merhaba arkadaşlar, Gamer.com'a hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Birkaç günlük aranın ardından tekrardan beraberiz. Topluluk sekmesinde duyurmuştum zaten hani birkaç gün video atamayacağım diye. Bazıları nedenini sormuş. Özel bir sebebi yok. Yaklaşık bir aydır falan her gün video attım. Editiydi, renderiydi, thumbnail yapımıydı falan derken çok zamanım gidiyor. Hani o yüzden gece çok geç yatıp sabah erken kalkıyordum. Dedim ki bir 3-4 gün dinleneyim, hani mentalimi, enerjimi tekrar toplayayım dedim. Öyle de oldu. Sağlam bir şekilde uykumu aldım. Kendime iyi baktım. Sağlam bir enerjiyle geri döndüm. Şimdi bugün Solo Survivor serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Biliyorsunuz ki sıfırdan Red Rank'a diye bir seri yapacaktım. Ve o serinin ilk videosu çok beğenildi. Şimdi tamamen kendime ait sıfırdan bir hesap açtım. Gördüğünüz gibi her şeyim sıfır. Bütün karakterlerim seviye 1. Bir tek David 7. O da Dead Art perkünü sevdiğim için ilk Dead Art'ta başlamak istedim. Hem eğitici hem eğlendirici bir seri olmasını umuyorum. Serinin diğer videolarında 2. 3. perkleri de açacağım. Başlangıçta hangi perkler olmalı falan bunları anlatacağım. Tabii bu bana göre. Bir de birkaç yorum gelmiş, onlara da cevap vereyim. Hani işte karşıma güçsüz katil geldiği için çekişme olmuyor, videonun bir heyecanı olmuyor yazmışsınız. Evet, başlangıç videoları için haklı olabilirsiniz. Ancak çok uzun süre geçmeden eminim ki yüksek ranklara çıkarım. Oraları çıktığım zaman oyundaki gelişimi görmüş olursunuz. Hem yeni başlayanlar başlangıçta nasıl oynayacakları, hangi perkleri açacakları hakkında bir video, bir fikir sahibi olurlar. Yani ağzım yanmıştı, konuşamadım. Dediğim gibi bu seride sürekli tryhard oynayacağım. Hani jen de yapacağım, loop da atacağım, arkadaşlarımı da alacağım. Olabildiğince hızlı bir şekilde seviye atlamam lazım. Oğlum botlarla falan mı girdim yanlışlıkla ya? Geliyor geliyor jenin yanından geçiyor gidiyor, anasını satayım. Kanka bitti o. Abo oğlum, sıfırdan açtık da. Bir önceki video yine fena adamlar gelmemişti. Bu niye böyle? Bir tane jene falan vurmaya çalışıyor. Vallahi merakla izliyorum adamı. Yani çok büyük bir merakla adamı izliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, adam disconnect attı. Şöyle bakalım. Artı birimizi almışız. Çiçekli çantayı vardı. Aa, Nurse geldi, hadi bakalım. Bu ranklarda çok tercih edilmiyor Nurse ama. Bak, karşımıza gelen adam eğer Smurf falan değilse cesaretinden dolayı tebrik ediyorum ben onu arkadaşlar. Çünkü başlangıçta çok zorlanırsınız evet, ama zorlanarak oyunu öğrenmek sizi daha çok geliştirir bence. Tabi bu durumdan duruma değişir. Oyunu silmenize de sebep olabilir. Takım toplan, müthiş bir planım var. Jen yapacağız. Oğlum o ne lan? Ben mi yanlış gördüm? Jen bir anda %50'den %80'e mi fırladı, ben mi yanlış gördüm? Onu editlerken bakacağım arkadaşlar. Oğlum ne oluyor? Hile mi bu? Aa bak Jen'e bak, şu hile bu. Yok değil mi, böyle bir perk yok yani, Jen'i bir anda %100'e çıkartan bir perk yok herhalde. Senin Allah belanı vermesin, seni reportlayacağım. Seni var ya bloklayıp öldüreceğim birazdan. Bak çakal ya, dur bir dakika, bak şunu takip edeceğim arkadaşlar, şu adam hile. Daha oyuna yeni başlar, bak başlar başlamaz oyuna hile açmış köpek ya. Adam da AFK şansımız ha. Oğlum adam yanımda değil miydi? Nereye gitti lan? Oha, altı ışınlanıp alttaki jeni mi bitirdi o? Senin Allah belanı versin lan. Son jeni de bitirdi evet arkadaşlar, 2 saniyede. Tamam adam AFK yani, adama bir haksızlık olmadı sonuçta bu maç ama. Bir maç daha girip başkalarının maçını rezil edecek şimdi bu. Senin fenerini almıyorum lan. Senin fenerini şuraya saklayacağım köpek herif. Haram mal veriyor bana ya arkadaşlar. Ramazan günah sokmaya çalışıyor beni ya. Bunların hepsi mi hile acaba ya? Şimdi diğerlerinden bir şey göremedim. Diğerlerinin günahını alamam ama şu adamı bir reportlayalım. Tamam. İstismar. Yani her şey var adamda. Onayla. Yani bu seviyelerin böyle geçmesi çok normal. Zaten ben hızlı hızlı editlediğim için o iki maçı toplam 1-2 dakika izlemişsinizdir. 3 tane mag gelmiş. 3'ü de aynı. Bunlar da mı hile acaba? Bunlar ne yapıyor ya? İçtimaya çıkmışlar herhalde. Şunun şimdi hasar alsak mı? Alalım. Alalım. Alamadık arkadaşlar. Aldık arkadaşlar. Al yap, al. Sırtıma çıkmaya çalışıyor. Arkadaşlar bakın şimdi. Bak. Yüş alayım bunu. Çık lan dışarı. Çık lan dışarı. Öbürü de bezde ya, bezden bana bakıyor. Kitledim bunu buraya. Çıkmasına izin vermiyorum şu an. Merhaba, gel artık. Gel yıldayım. Dur yıldayım, dur. Oğlum ne yapıyorsun? Meg, heal'layabiliyorum seni. Alo. Lan iri yarayım diye beni katil mi sanıyor acaba? Kanka nereye gidiyorsun? Ohohoho. Kankam gel. Hemen gidiyoruz. Şu
Şöyle iki spotu birleştiren met yapsak. Bizimkini kurtarmamız lazım şu an. Bizim kaçıp kaçmamamız o da önemli ama bizimki daha önemli. Gitti mi bizimki? Aa gidiyor. Lan düşme lan. Bir daha. Dur ben buna heal trick yaparım düşerse. Tamam güzel. Bu seri ilerledikçe red ranklara falan çıktığımızda buraya dönüp katiller arasındaki gelişime bakarsınız arkadaşlar. Şu an maçlar evet heyecanlı geçmiyor, haklısınız. Ama ileride geriye dönüp baktığımızda ilginç, duygusal bir video olacak bizler için. Yeni maça geçmeden önce yeni başlayanlar için birkaç şey anlatayım. Şimdi gençler, ben David karakteriyle başladım. Çünkü dediğim gibi Dead Art perk'ünü çok seviyorum. Her ne kadar beni çok tilt etse de zaman zaman. Hayat kurtaran bir perk. Bunu kimse reddedemez. Dolayısıyla size de David ya da McThomas'la başlamanızı öneririm. Eğer Sprint Burst seviyorsanız McThomas, Dead Art seviyorsanız David'le başlamanızı öneririm. İkisi arasındaki fark da şu. Sprint Burst böyle siz jeneratördeyken falan katil gelirse bir anda kaçmanızı sağlıyor. Yani ilk hasarı gereksiz yere yemiyorsunuz. Kendinizi bir spota atabiliyorsunuz. Dead Art da şu işe yarıyor. Yaralıyken hata yapma payı bırakıyor size. Yani diyelim bir yerde bir hata yaptınız, bir yere sıkıştınız falan. Dead Art kullanarak durumu toparlayıp kendinizi bir spota atabiliyorsunuz. Bana bu daha güvenli geliyor. O yüzden siz ikisi arasında seçim yaparsınız. Şimdi de bir karakterin perkünü diğer karaktere nasıl çıkartırız bunu anlatayım. Yeni başlayan hiç kimse bunu bilmiyor çünkü doğal olarak. Şimdi konumuz Dead Art'ken Dead Art'tan örnek verelim. Dead Art perkü David King karakterinin perkü arkadaşlar. Yani ilk önce istediğiniz perkün hangi karaktere ait olduğunu öğreniyorsunuz. Ardından o karaktere gelip şurada gördüğünüz karakter bilgisine basıyorsunuz. Ve karşınıza böyle bir sayfa açılıyor. Şimdi burası tüm karakterlerde aynıdır. Her karakterin 3 tane özel perkü var. Ve ilk perk 30, ikinci perk 35, üçüncü perk de 40. seviyede herkese açık olur. Yani şunu demek istiyorum. Gördüğünüz gibi Dead Art perkü 35. seviyede açılacak yazıyor burada. Bunu da şu şekilde sağlıyorsunuz. David'i seçip şurada gördüğünüz kan ağı kısmına geliyorsunuz ve maç sonu kazandığınız şu kan puanlarıyla burada size verilen perkleri, eşyaları, eklentileri açıyorsunuz. Mesela şu an 7 levelim. Buradaki tüm yuvarlakları bu şekilde kan puanı vererek topladığım zaman 8 level oldum gördüğünüz gibi. Bunu açmak istediğiniz perk hangi seviyede açılıyorsa oraya kadar yapıyorsunuz. Bizimki 35 seviyede açılıyordu. Karakterinizi 35. seviyeye getirene kadar buradan puan veriyorsunuz karakterinize. 35. seviyeye geldiğiniz zaman bu gördüğünüz kısımda şu gördüğünüz Dead Art perk'ü aynı bu şekilde yuvarlak bir çember içerisinde yanıyor. Turuncu bir şekilde yanıyor ama. Yeşil, mor veya sarı olduğu zaman o anki karakterinize çıkartmışsınız demektir. Fakat burada gördüğünüz gibi turuncu bir şekilde ise o perk'ü aldığınız zaman diğer tüm karakterlerde o perk açılmış demektir. Diğer tüm karakterlerde açılmış demek hemen gidip onlara takabilirsiniz demek değil. Atıyorum şunu Dead Art olarak varsayın. Dead Art'ı turuncu bir şekilde buradan aldınız. Herkese açık bir şekilde açtınız. Ardından buradan istediğiniz bir karaktere geliyorsunuz. Ve o karakterde de yine kan puanı kısmına gelip buradan size Dead Art çıkmasını bekliyorsunuz. Bu 5. seviyede de çıkabilir, 20. seviyede de çıkabilir. Bunun net bir olayı yok. Buradaki kilit olayımız David'e gelip kan ağı kısmından seviyenizi 35'e getirip turuncu bir şekilde Dead Art perk'ünü açmak. Bu anlattığım olay bütün perk'lerde geçerli. Pekiştirmeniz için çok hızlı bir şekilde bir örnek daha vereyim. Diyelim McThomas'ın adrenalin perk'ünü istiyoruz. McThomas'a geldik, karakter bilgisi dedik. Adrenalin perk'ü gördüğünüz gibi 40. seviyede açılan bir perk'müş. Kan ağı kısmına gelip buradaki nesneleri açarak McThomas'ı 40 level yapıyoruz. Ve 40 level olduğunda burada çıkan turuncu adrenalin simgesine tıklayıp o perk'ü herkese açmış oluyoruz. Olayımız tamamen bu arkadaşlar. Katiller maalesef çok yeni başladığı için şu an oyuna. Oyun adına çok bir şey göstermedim. Bari hani bir iki eğitici bir şey söyleyeyim dedim. Video dışındayken ben İbo'nun yayınlarını falan bu hesapla oynarım. 2-3 level ileri atlatırım, yani rank atlatırım hesaba. Çok ileri gitmem, merak etmeyin. En azından diğer videolarda hani biraz olsun heyecan yaratabilen katiller gelir diye tahmin ediyorum. Böyle Minecraft videosu çekip biraz maden kastık deyip 8 katlı bina inşa edenler gibi yapmam arkadaşlar, merak etmeyin. Cidden bir iki tane rank atlatıp bırakırım. Evet arkadaşlar, bu Freddy de farm istiyor. Yani ben bir tane pipimi feda edip DC atıyorum. Gençler, bu arada MMR'ı yüksek olan hesabıma geçtim. Çünkü gelen katiller cidden inanılmaz. 2 AFK geldi, bir farmer geldi. O yüzden video ortasında bir değişiklik yapıyorum seriyle ilgili. Ben onu dediğim gibi bunun Mami'nin yayınlarında falan oynayıp biraz ileriye taşırım. En azından hani böyle chase'e girebileceğim katiller gelmesini sağlarım. Seriyi ondan sonra başlarız. Videonun ilk 5 dakikalık kısmı böyle minik rehber videosu gibi olsun. Geri kalanına da bu yüksek MMR'lı hesabımda şey yapmış olayım. Ver bakayım buna. Simgeler aracılığıyla iletişim kurumu. Aa, bunu alınca fener gidiyor. Lan bana ne, hesap benim değil ki anasını satayım. Görev umurumda mı kardeşim? Oğlum tek başıma mı girdim oyuna? Ne killer var ne soru... Ananı... Kim? Ne killer var ne survivor diyorduk. Ya o nasıl bir launch kankam? Aramızda 85 metre mesafe var. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Bu bir de sanırım şey hack. Bastığımızı anlamıyoruz galiba. Bir an yanıma ışınlandı çünkü. Her an bir şeye basıp zortlayabilirim. Hem de çok her an yani. Öyle böyle değil. Müthiş her an yani. Oy, ne yaptınız manyaklar? Totemini buldum. Tamam, orayı unutmayın, tamam mı? Bu spot... Q
Küçük bir spot olduğu için hemen devireceğiz arkadaşlar. Sonra abi fener alıyor, niye kullanmıyorum, mal mısın diyenler oluyor. Hemen iyileşmem lazım çünkü sanırım bastığını şey yapmıyor yani, çaktırmıyor. Benim son hack videomdaki gelmiş olabilir. Yaralı dolaşırsak çok kötü olur buna karşı. Oğlum ne can rushladınız lan var ya. Bir de kutsuyor, lükse bak, hani kırmıyor da totemi kutsuyor. Peki arkadaşlar şey hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi biz bu totemi kutsuyoruz ya. Ne yapıyorsun lan oradan? Batman. Şimdi biz bu totemi kutsuyoruz. Katil geliyor bozuyor. Sonra tekrar kutsuyoruz. Bu böyle sınırsız devam ediyor değil mi? Ama biz katilin totemini bir kere kırdığımız zaman bir daha açamıyor. Bir dakika bir şey anlatıyorum. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında tam olarak? Sizce doğru mu? Yoksa adaletsiz mi? Lan en azıcık daha dayansan... Aha! Sniper Matt! Küçücük boyu var pezevengin, smegol gibi, göremedim ki kafasını anasını satayım. Lan buraya kaç tane attı bu, bir şey diyeyim, yandık. Ay orada da varmış. Kötü kaldık ama gittik ha, sanıyor bizi, çok güzel. İşte Iron Will gücü ya. İki tane trebe bastım orada, manyak. Oradan oraya sekti anasını satayım, basamak kurmuş oraya şey tuzaklarla. Allah belanı vermesin. Lan oğlum acele ettim ben de, korktum, ne oldu bir anda yanımda gitti ya la. Bunu alırsam farmlayabilirim diye ben almadım, bizimki aldı. İnşallah Barov vardır. Neyse peşimize taktık Hag'i. Aslında mantıklı oynuyor. Hag'le chase'e girmiyor ama... Sıkıntısı ne biliyor musunuz? Şey alamadı, hook alamadı. Hook alamamasının en büyük sebeplerinden biri de Boon var. Boon var ya, bütün killer build'lerinin counter'ı diyebilirim. Yani çok güçlü, gerçekten çok güçlü. Ben nerf'ünün de işe yarayacağını düşünmüyorum bu arada. Hani hızı yavaşlatılmış falan filan, geç o işleri. Çünkü takımdaki 4 kişiye de kişisel bakım perkünü veriyor. Hani senin 4 perkün oluyor, artık kendini heal'layabiliyorsun yani orada. Ve bunu takımdaki herkese veriyor. Bence çok güçlü ama bak, bir şey anlatırken bir daha gelirsen bozuşuruz seninle. Vallahi bozuşuruz. Tamam mı kankam bak. Hani bu seferlik bir şey demiyorum. Ulan hiç respect de yok Pezo'da ya. Heh, Pezo hiç respect de yok. Şimdi Baze'e girmiyorum. Baze'e aslında çok iyi oynarım ben arkadaşlar. Bilirsiniz Killer Shack'i iyi oynarım. Ama Killer Shack'te muhtemelen armut gibi spotlar vardır. Şuraya şöyle bir fener tutalım da tuzak var mı yok mu bilmiyorum çünkü. Oraya çizdi bile. Ha, bizi buraya yönlendirdi. Biliyordum, eminim ya. Oraya atmadı. Yani mümkün değil oraya atmaması. Ama diğer tarafı kapatıp bizi güzel kilitledi buraya. Hmm, okey. Kanka bastın galiba. Şöyle eğilerek. Ben davarım, boşa eğiliyorum değil mi orada yani? Bursaspor şampiyonluğu kutlarmış gibi eğildim oraya. Gelmiş ayı gibi koşuyor ya. Beklendik son. O zaman ben full iyileşmeyeyim. 99'da bırakayım. Hayır baba, makine gibi skill check kaçırmıyor ki. Refleksi yapıştırdı orada direkt yani. Anla ki yapacak bir şey yok. Lan bunu almaya gideceğim, satmak istemiyorum da. Aldıktan sonra biz ölür müyüz, ne diyorsunuz? Gel kankam. Kaç şimdi. Ben de diğer kapıya gitmeye çalışıyorum diyeceğim de, ışınlandı mı ne oldu lan? Onu düşürdü. O da size atacak. Atamadı lan lan oğlum. Blood Warden'ı var mıdır? Riske alıyorum. Yokmuş. Bir çıksa var ya. Yani riske attım Noed varken, kendime adam aldım ama Decisive mi kaçırdı? Yoksa Decisive mi yoktu? Ölen adama bakalım. Decisive yokmuş evet. Orada jeneratörden grab yediğinde flash diye bir çakaydım orada, tamam mı? Kanka dolapta mı yakalandın gerçekten şu seviyede ya? Muhtemelen head-on deneyecekti diye yorumladım. Ooo bitirmemiz lazım. Hayır ya, hayır ya. Adam jam bitiriyor yanında, alo. Ulan Jake, ulan Jake, yaramazsın falan ama. Yaramazsın falan ama. Merhaba. Bana bir daha şok versen öyle. Arkadaşlar şuna söyleyin, götürürse bir daha bana şok versin, tamam mı öyle? Hadi bir daha bir ver bir göreyim bakayım, hadi bir daha bir ver bakayım hadi. Hadi bir daha ver bir bakayım hadi. Major window fake deneyeceğiz. Hop. Çok iyisin oğlum sen. Bir daha atlama fake'i. Lan bu sefer atlarmışız ya. Aha! Franklin'i ver. Fener gitti usta. Güzel. Atlamamıza mani olamadı en azından. Atlamamıza kimse mani olamayacak arkadaşlar. Aramıza... La oğlum şok yememişim. Usta. Ay ne oluyor kız? Niye öyle geçtim bir anda? Düşer miyiz? Onu vur da seni nasıl banlattırıyorum oyundan, bak bakayım. Seni nasıl tanıdıklara banlattırıyorum seni, bak bakayım. Bana flash save gelenler var. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bana bu değeri verdiğiniz için. Oğlum sağ olta ne olmuş? 8 tane perk'üm var arkadaşlar galiba. Ne oluyor lan?
Kanka ben ne alaka şu an, orada ne güzel düşürüyordun kızı. Lan ne ara geldin de darta basamadım, korktum sıçradım yerimden anasını satayım. Var ya ben buna sabaha kadar düşmezdim de orada salak gibi heal'lanmaya çalıştım ya. Claire'ı bıraktı bana geldi. Claire beni alıp bir manyaklık yapacak diye yorumladım. Baro vasarı alabilir miyim, aldım Claire'cim. Hemen kaçtın şimdi. Bu arada bir şey diyeceğim, bence doktor güçsüz bir katil ya. Bencelik bir şey de olduğunu zannetmiyorum, güçsüz yani. Şunu alayım da kesin iyi bir şey bu. Oğlum git artık la hayatımdan. Anla. Öyle yarısın işte fake ha? Come on bitch. Kanka. Ohoho. Shit man. Oğlum survivor iyi geldi, katil niye böyle geldi? Claire'ın sayısı vardır. ENT. Onu vur da senin az banlattırıyorum oyundan, bak bakayım. Tamam onu aldı, onu alırız bir şekilde. Lan onu bir şekilde alırız dedik de bunu kaldıramayacağım ki. Kaldırırsam çünkü bir daha düşecek. İnşallah size 7 vardır. Tamam onu oraya attı, okey. Satış. Kaç kanka sen. Seni aldım, mecbur düştüm. Ah bir de darda basabilsem. Bu arada son hamlem sanırım gereksizdi. Şu an kafama dank etti. Hani Claire'ı kaldırıp kaçabilirdim. Daha güzel bir planla alabilirdik diğerini. Ben sizden razıyım arkadaşlar. Kaçabilirsiniz bu maçı. Gerçekten gönül rahatlığıyla söylüyorum bunu. Onu aldılar. Keşke biri de beni umursasa. Alo ben de ölüyorum. Alo. Yerdekini kaldırmaya çalışıyordu oğlum. Biri niye bana gelmedi? Ama neyse arkadaşlar ben demiştim. Ölsem de sıkıntı yok diye, canımız sağ olsun. Aha Pinet geldi. Hadi bakalım. İyi oynuyorsa var ya yandık. Bir de Franklin'i varsa abo. Şimdi kutuyu açmaya gitmem lazım. Yoksa takım birazdan domalanze olacak. Aa biri almış kutuyu. Ooo yandık. Tamam güzel açabildi. Pinhead oynarken kutuya çok önem verin arkadaşlar. Yani Pinhead'seniz ve biri yanınızda kutu açıyorsa ışınlanmak yerine gidip o kişiye vurup kutuyu düşürün ve elinize alın. Çok müthiş yani, maçı direkt bitiriyorsunuz ya. Kopuyor maç. Bunu 2-3 sefer yaparsanız zaten mümkün değil. Jam falan yapamazlar. Ah lan ace bir hasar alabilsem var ya, eminim ki sen orada bir şey atardın Wiggle. Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Bir şey diyeceğim bu arada, kötü bir yere kaçmış olabilirim. Sizce kötü bir yere mi kaçtım arkadaşlar? Yani neden olmasın? Neden olmasın? Oo burada can yapana getirdik, hiç şey... Ha? Rahatınızı bozmayın. Hiç rahatınızı bozmayın. Ben iğne bastım. 15 saniye sonra yıllanacağım. Onu nasıl ıskaladın anasını satayım. Basit mind game. Fulleniyoruz çocuklar, fulleniyoruz çocuklar. Hop, mental gitti katilin. Şimdi tecrübe eğim. Jene 9'luk Jene'nin gerilemesini engelledik arkadaşlar. Tamam mı? Tecrübeyi konuşturduk orada. Zinciri yedik. NT. Güzel bir dodge denemesi. Bir zincir daha atabilir. Oo, çakala bak lan, iyi tutturmaya başladı. Aa! Oğlum bu ne bunu? Kimin zinciri lan bunlar? Kimin zinciri bu? Bu benim zincirim. Of tuttursa ölmüştüm. Tuttursa ölmüştüm. NT diyebiliriz pik kardeş. Tamam. Güzel 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 güzel. Şek oyununu yaparız. Şek oyununu yaparız. Severiz şek oyununu. Şek gitmiş. Oğlum şeki yemişler. Uf. İyi miyiz? İyi miyiz? İyi miyiz? Eğleneyim miyiz? Ana of. İyi ki atlamadık. İyi ki atlamadık heyecan yapıp. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. O tarafa gitti sanıyor bize. Gayet güzel. Gayet güzel. Buradaki paletimiz de duruyor. Dörtlü beşli mind game geliyor katilden. Dörtlü beşli mind game. Yani tek çarem buydu. Of müthiş satış. Müthiş satış ama nereye gidebilirim? Tekrar aynı yere gider miyiz? Gideriz. Vallahi gideriz. Bok gideriz. Nasıl gideriz anasını satayım. Ya orada Dedard'ı sattık ya. Dedard'ı güzel atsam daha oyalardım. Dedard'ı yanlış atınca taşın diğer tarafında kaldım. Diğer tarafı da hem kısa hem daha uzun. Yani nasıl anlatsam. Spot kısa, yukarı doğru uzun. Boyu uzun yani spotun. O spotta ışık oyunu yapamazsınız arkadaşlar. Çok zor. O yüzden kaçayım dedim ama yakınımda da spot yokmuş. Bu arada bu öldükten sonra anlattığım şeyleri bahane olsun diye anlatmıyorum. Hani o spottaki yanlışımı söyleyeyim ki
Bu tarz bir spotla karşılaştığınız zaman benim yaptığım yanlışı yapmayın diye anlatıyorum arkadaşlar. Onu da yanlış anlamayın. Yoksa ben oyalayacağım kadar oyaladım yani, o saatten sonra ağlamaya gerek yok bir şey için. Ben hazzımı yaşadım yani. Hadi bakalım, götünüzü de gelini alın diyor şu an. O saatte... Vay. Okey. Burayı da biz sattık. İşte spotların küçük tarafında kalırsanız arkadaşlar, bu şekilde zorlanabiliyorsunuz. Yani bunu demeye çalıştım az önce. We good. Bok good. Takım beni alırsınız bir şekilde, size güveniyorum. Lan adam da hiç camplemiyor. Katil çok değişik ve adil oynadı ha. Chase'lerde kötü olduğu için Genrush yedi. Genrush yediği için de toplamak için tunnel ya da camp yapması lazım. Başka türlü maçı kazanamaz çünkü, ama ikisini de yapmadı. Yani helal olsun, ne diyeyim. Allah belanı vermesin senin. Allah belanı ver. Ha. Aha bak. Aha. Yılan Matt geri geldi arkadaşlar. O öldü. GG. Kapıyı da açmıştık. Blood Warden'ı varsa o kapıyı açanı bulurum, banlatırım oyundan. Pinoş saçmalıyorum bazen de. Pinoş hadi vur gidelim. Kendine iyi bak. Evet gençler, bugünlük benden bu kadar. Sıfırdan Red Rank'a serisiyle ilgili zaten videonun ortasında bir yorum yaptım. Belki duymamışsınız da tekrar yapayım. O serideki hesabı 2-3 rank atlatacağım video dışı oynayarak. Çünkü şu an görmüşsünüzdür videonun başında, çok kötü katiller geldi doğal olarak. Birazcık daha ileriye taşıyıp oradan başlamaya çalışacağım. Bu hesabın da rankı düşük. Aslında bu hesaptan da sıfırdan Red Rank'a serisi yapabilirim ama bu hesap benim değil arkadaşlar. Ekipte Renas diye bir moderatörümüz var, biliyorsunuzdur, oyunlara falan geliyor bizimle. Hesap onun. Hani dolayısıyla kendisi de işte bizim yayınlarımızda veya yayın dışı falan oynadığı için bu hesapta öyle bir seri yapamam. Yani video dışı sürekli rank atlamış olur hesap. O yüzden sıfırdan hesap açmak zorunda kaldım. O hesabın rankını biraz ilerletip o hesaptan sıfırdan Red Rank'a serisine devam edeceğim. Umarım video hoşuna gitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.